Eğer bir ülkede demokrasi varsa kesinlikle gazetecilikte olmalıdır. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa hayatın her alanda sorun vardır. Doğal olarak gazetecilikte de sorun vardır. Egemenlik hakkını kullanan yasama, yargı ve yürütmenin dışında egemenlik hakkını da medya kullanır. Halkın gözü, kulağı, sesi bir anlamda medyadır. Biz henüz anayasamıza medyayı egemenlik hakkını kullanan dördüncü güç olarak yazdırmadık. Bunu teklif ettim, kabul etmediler. Ama hala aynı kanaatteyim. Yasama, yürütme, yargı ama bir de medya egemenlik hakkının kullanılmasında güç olarak anayasal tarım içinde yer almalıdır. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber karşı çıktık. Darbeciler yargılansın mı? Elbette yargılansınlar. Nasıl? Hukukun üstünlüğü gereklerine göre yargılansınlar. Karar alındı. 15 Temmuz darbe, FETÖ darbe girişimiyle ilgili yapılan bir yargılamada 33 ere, altını özenle çiziyorum, 33 ere, komutana değil, 33 ere anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ve 6 kişiyi kasten öldürmekten 7 yıl müebbet hapis cezası verildi. 7 kez affedersiniz, 7 kez müebbet hapis cezası verildi. Bunlar er. 60 yıl önce şunu söylüyor rahmetli Bülent Ecevit. Hürriyetsizlik acı. Fakat haksızlık ondan da acı. Biz bugün iki acıyı birden çekiyoruz. 60 yıl önce söylenmiş, 60 yıl sonra aynı tabloyu yaşıyoruz. Hem haksızlığı hem hürriyetsizliği birlikte yaşıyoruz. Oysa tarihin tekerrür etmemesi için yöneticilerin hatalardan, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarması lazım. Acaba Türkiye'de yürütme organı gerçekten sağlıklı çalışıyor mu? Şöyle bir olayı düşünün. Demokrasi gelişmiş bir ülke düşünün. Bir başbakan düşünün. Seçimlere girmiş. %49,5 oy almış. Tek başına iktidar oluyor. Parlamentoda çoğunluğu sağlıyor. Hiçbir muhalefet partisine ihtiyaç duymadan arzu ettiği yasayı çıkarabilecek güce ulaşıyor. Ama bir sabah bu başbakan davet ediliyor saraya. Elinden bir istifa dilekçesi alınıyor ve kapının önüne konuyor. Bu darbe değil de nedir arkadaşlar? Kaçımız buna sağlıklı tepki verdi? Kaçımız demokrasilerde böyle bir şey olmaz diye açık yüreklikle çıkıp yazabildi? Kaçımız televizyonlarda bunu açık yüreklikle oturup tartışabildi ve bu demokrasiyi katletmektir diyebildi? Basın hürdür, sansür edilemez. Madde 28. Bir adım daha ileri gidiyor. Basım evi kurmak, izni alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Yani matbaa kuracaksanız teminat şartına dahi bağlayamazsınız diyor. Medya özgürlüğünü anayasanın verdiği önem açısından bu kadar önemli. Ve bir adım daha atıyor anayasa. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Yani basın özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak devletin görevidir diyor. Peki değerli gazeteci arkadaşlarım. Devlet dediğiniz kurum bu görevini yerine getiriyor mu? Sizin önünüzdeki engelleri kaldırıyor mu? Asıl sorunumuz bu. Bakın anayasanın bu kadar açık hükmüne rağmen anayasa açıkça ihlal ediliyor. Medyanın güç kaybetmesi demokrasinin güç kaybetmesi demektir. Medyanın güç kaybetmesi halkın sorunlarının siyasal otoriteye aktarılmaması demektir. Kanalların tıkanması demektir. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve bu ülkenin saray sözcüsü beraber Sayın Abdullah Gül'e gittiler, ziyaret ettiler. Haber geldi, biz duyduk haberi. Ama bu haberin çek edilmesi lazımdı bizim açımızdan. Haberi çek ettik, evet olay doğru. Gazeteler yazamıyor, gazeteci arkadaşlarım da duymuşlar ama kimse yazamıyor. Bir internet sitesinin yöneticisi bunu haber olarak koydu. Kısa bir süre sonra haberi çekti
ve bir süre sonra da görevine son verildi. Demokraside geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Haber doğru mu? Doğru. Haber yapmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Ne adına yapmak gerekiyor? Gazetecilik adına yapmak gerekiyor. Ne adına yapmak gerekiyor? Halkın bilgilenmesi amacıyla yapmak gerekiyor. Bedeli kim ödüyor? Bedeli gazeteci ödüyor. Geldiğimiz nokta budur. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Geldiğimiz nokta budur. Vesayetten söz ediyorlardı. Vesayet. Efendim demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyoruz. Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir süreçte Genelkurmay Başkanı'nı ve sarayın sözcüsünü Sayın Abdullah Gül'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz andan itibaren kendi iktidarınızı perçinlemek için baskı kuruyorsunuz demektir. Bir başka vesayeti oluşturuyorsunuz demektir. Kendi gücünüzü güçlendirmek istiyorsunuz demektir. Ve bu bir demokrasi ayıbıdır. 800 gazetecinin pasaportuna el konuldu. 800 gazeteci. 800 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi. 173 medya kuruluşu kapatıldı. 3000'i aşkın gazeteci işsiz kaldı. 150 gazeteci cezaevinde, hapiste. 54 gazetecinin mal varlıklarına el kondu. Sanki dünyanın mal varlığı varmış gibi. Medya üzerinde olağanüstü baskılar var. Nasıl yapıyorlar baskıları? Bir, medya patronu eğer başka işi varsa adamı duman ediyorlar. Her türlü cezayı kesiyorlar. Hiç önemli değil. Efendim yasalara uygunmuş, uygun değilmiş hiç önemli değil. En ağır cezalar kesiliyor. Mahkeme zaten talimat bekliyor ve dolayısıyla patron bir adım, iki adım, üç adım sonunda gazeteleri satmak zorunda kalıyor. Ama şu soru politik. Bir siyasal iktidar düşünün. Parlamentoda çoğunluğu var. İstediği kanunu çıkarabiliyor. Yargı üzerinde egemen. İstediğini hapse attırıyor, istediğini hapisten çıkartabiliyor. Hiç önemli değil. Bütün bürokrasiye egemen. Genel müdürdü, müsteşardı, daire başkanıydı. İstediğini tayin ediyor, istediğini görevden alabiliyor. Verdiği bir talimat dakikalar içinde yerine getiriliyor. Herhangi bir sorun yok. Medya üzerinde egemen. Medyanın %90'ını kontrol ediyor. İstediği kadar hata yapsın. %10'u yazar diyor ama %90'ı bizim söylediğimizi dillendirir. Bunu yapar diyor. Parlamentoda egemenliğine karşın bir de ayrıca kanun hükmünde kararname yetkisi var. Meclisten kanunu beklemeden istediği bütün yasal düzenlemeleri dakikalar içinde yapabiliyor. Soru şu. Bütün bu yetkilere sahip olan bir iktidar neden seçim istiyor? Her şey var. Her şeyiniz var. Yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Samimi düşüncem bu benim. Buna katılırsınız veya katılmazsınız. Yönetemiyorlar. Bizim bunu bir şekliyle bunun masaya yatırılması lazım. Masaya yatırılması lazım. Demokrasi bağlamında bir araya gelmemiz lazım. Gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. Bakın ihtiyari değil, zorunlu olmalı. Anadolu'dan gelen gazeteciler yörelerinden getirdikleri ürünleri Sayın Genel Başkanımıza takdim edecekler. Öncelikle Rize Gazeteciler Derneği.